Evet değerli izleyenler, canlı yayınımız Saban Tarım Makinelerinin sponsorluğunda devam ediyor efendim. Nunu firmasındayız, bir Karaman firmamız ve Bestsol solucan markası ile beraber sektörde faaliyet gösteren Mahmut Özdağ ile beraberiz. Mahmut Bey, hoş geldiniz yayınımıza efendim. Teşekkür ederiz, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Nunu firmasını kaç senesinde kurdunuz, kaç yıllık firmasınız ve Bestsol olarak da solucan gübresini de sizlere soralım efendim. 2017'de kurduk biz şirketimizi. Yaklaşık 4-5 senedir bu işi yapıyoruz. Bir sene sonra da lisansımızı, tescilimizi aldık. Şu anda üretimimize katı ve sıvı olarak devam ediyoruz. Evet, Karaman merkezli bir firmasınız. Evet. Solucan gübresi Karaman'da kullanılan bir gübre midir? Yavaş yavaş kullanmaya başlanıldı. Şu anda bayağı bir iyi durumdayız. Her sene çiftçi sayımız artıyor. Millet değerini gördükçe satışlarımız daha da güzelleşiyor efendim. Evet, fabrikamız nerede Karaman'da? Can Hasan yolu üzerinde, bu Ereğli yol organize sarayın karşısında. Yerimiz 3000 metrekare kapalı alan var. 40.000 metrekare açık alan arsamız var. 40.000 metrekare? Evet. Açık alan. Orada inşallah bu işi daha da güzel yapmayı düşünüyoruz. Kapasitemizi de daha da artıracağız inşallah. İnşallah. Bayiliklerle mi çalışıyorsunuz? Türkiye'de şu an kaç bayi nokta? Bayimiz de var efendim. Direkt satışlarımız da var. Bir telefon ucundayız diyorsunuz. Bir telefon ucundayız, evet. Evet, daha önce fuarlara katılma fırsatınız oldu mu? Bizim iki işimiz var. Çok şey yapamıyoruz ama fuar takip edemiyoruz. Hem emlak işindeyiz hem bu sektörün içindeyiz. İnşallah daha da kendimizi geliştirip onlara da katılacağız. Peki neden solucan gübresi? Ne bileyim, farklı farklı gübreler üretmek varken? Efendim, biz piyasaya baktık. Kimyasal gübrenin verdiği zararları gördük. Dedik hiç olmazsa bir alternatif olsun diye solucan gübresine girdik. Çok da memnunuz işimizden. Millet kullandıkça da, farkı gördükçe de bize doğru bir yöneliş var. Özellikle bu senelerde kimyasal gübrenin fiyatlarının artışından dolayı daha da çok gelmeye başladılar. Ve verim artışını gördükçe bizim sektör olarak da sıkıntımız buydu. Kullandıkça vatandaşlarımız bize dönüş yapıyorlar. Evet, solucan gübresinin farklılıklarını, evet, görüyorlar. Evet. Sizde çiftçilik var mı? Çiftçilik az buçuk, bahçecilik var biraz, elma, ondan sonra buğday falan ekiyoruz, o şekilde devam ediyoruz. Kendi bahçelerinizi de kullanıyorsunuz, test ediyorsunuz. Kullanıyoruz, aynı. Sizin bahçelerde verim nasıl gözlemlediniz? Ben uç noktadaydım, sadece solucan gübresini verdim, ne olacağına baktık, hem test ettik. Bir azot eksikliği hariç ne verimimizde bir düşüklük oldu. Yani bir ağaçlar sürgün vermedi. Onun harici çok süper, güzel elmamız oldu. Kaliteliydi, tadı organikti. Çok güzel verim artışı aldık yani. Şu fasulyeleri de hatta solucan gübresiyle yetiştirdik. Bunları da gösterebiliriz. Şöyle. Gösterelim. Bunu siz mi ürettiniz yoksa sizin Bestsol'u kullanan müşteriler? Bestsol'u kullanan müşterim. Arpadan sonra 2. Ekim. Alberto diye geçiyor bunun ismi. 250 kilo aldık dekarda. Ne soğuk vurdu. Yani normalde soğuk vurması lazımken başka yerde vurdu çünkü. Buna soğuk vurmadı. Böcek hastalığı, böcek gelmedi, mantar hastalık olmadı. Solucan gübresiyle biz bunu elde ettik yani. Katı ve sıvı. Bizim dikkat ettiğimiz mevzular var. Bitkiyi biz yavaş yavaş besliyoruz. Taban gübresi atıp da yani bir seferde beslemiyoruz. Yavaş yavaş yağmurlamadan besleme yapıyoruz. Bunun yanında organomineral gübreyi de veriyoruz. Aynı zamanda toprağı çözecek olan humik asit de veriyoruz. Böyle bir uygulama yaptık. Sonuçta yani diğer atılmayan yerlere göre de onlar 400 kilo civarında kalırken, yani bizim dönümle söyleyeyim, 2500 metrekare bir dönüm burada. Biz 625 kilo aldık. Yani çok da güzel verim artışı aldık yani. Daha önce kaç kilo alınıyordu? İkinci ekimlerde 400 kilo alınıyordu. 625, o zaman %50'ye yakın bir... Güzel bir rakam aldık yani. Bir de şey yani, böcek olmadı, herbisit kullanmadılar. Yani kimyasal hiçbir şey atılmadı. Bitki sağlıklı olduğu sürece zaten bunlar kullanılmıyor. Biz bu sağlığı elde ediyoruz. Önemli olan fotosentez kapasitesini artırabilmek. Biz onların üzerine yoğunlaştık. İşte solucan gübresinin bu içinde azot bakterileri var. Havadaki azotu yakalıyor, bitkiye veriyor.
Fosfor çözen bakteriler var. Topraktaki fosforu çözüyor. Zaten topraklarımızda yıllardır atılan bir kimyasal gübreden dolayı fosfor da var, bakteri de potasyum da var. Biz bunu çözüyoruz. pH'ine dikkat ediyoruz. Organik maddesini veriyoruz. Olay bu yani. Benim gördüğüm bu kadar yani. Tarım çok karışık kuruşuk bir şey değilmiş. Ben sonradan girdim de bu işe sektör olarak. Ama sonuç olarak biz bunları alıyoruz yani. Toprağın pH'i, organik maddesi. Bir de bakteri koydunuz mu toprağa, tamam yani bu kadar. Hiçbir şey bilmiyorsanız toprak analizi yapın. Ne eksik, evet, ne fazla çıkar zaten. Yaptıktan sonra yani her sene arabamıza bakım yaptırıyoruz. Yağ mı eksik, suyu mu eksik? Yani bu çiftçi için zor olmamalı. Toprak oldu muydu maalesef biraz tembellik. Ekmek kazanıyoruz ama hiç toprağa bakan yok. Yani ben hayret ediyorum. 100 kişide bir kişi çıkıyor toprak analizi yaptıran. Bir soruyoruz burada mesela. Kaç kişi yaptırmıştır? 100 kişide ancak bir kişi çıkıyor. Ya işte fosfor varsa biz niye toprağa fosfor verelim ki? Hele hele bu senelerde zaten kimyasal gübreler fiyatları uçtu gitti. Niye MAP atılıyor ki oraya? Ben çözemiyorum yani bunu. Azot attığınızda mesela antagonizm etkisi var. Ötekileri bağlıyor, demiri bağlıyor, ne bileyim magnezyumu bağlıyor gibi yani. Yani çok atmamak gerekiyor. İhtiyacı varsa verelim. Yani organik maddesini verdikten sonra, toprağı çözdükten sonra bence gerek yok. Gerek yok. Olan bir şeyi niye vermeye çalışalım ki? Evet. Evet Mahmut Bey, çok teşekkür ediyoruz. Bestol olarak sizlere başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere efendim. Eyvallah, biz de teşekkürler. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Evet değerli izleyenler, Nunu gübresi ve Bestol solucan gübresi markasıyla Nunu firmasının markası. Mahmut Özdan Bey'e teşekkür ediyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Ve Saban Tarım Makineleri sponsorluğunda stand ziyaretlerimiz devam ediyor.